Burası harikalarla dolu bir diyar. Aşırı zıtlıkların ülkesi. Burada doğu batıyla buluşuyor. Dünyanın en ihtişamlı manzaralarından bazıları burada oluşmuş. Sık ormanlar, engin sulak araziler ve sarp dağlar. Etrafı renkli denizlerle çevrili olan bu hayret verici ortamlar yaşam için bir erime potası yaratmış. Ama bu ülkenin hassas ekosistemlerinin ve içlerindeki vahşi yaşamın artık sınırları zorlanıyor. İklim değişikliği dünyanın en simgeleşmiş türlerinden bazılarını hayatta kalmak için hiç olmadığı kadar çok mücadele etmeye zorluyor. Türkiye'nin vahşi cennetine hoş geldiniz. Vahşi Cennetler, Türkiye. Türkiye'nin dağlarında yaz mevsimi. Bu sıcak, çorak topraklar yaşamı zorlaştırıyor. Ama bu ülkenin çok farklı üç kıta arasındaki eşsiz konumu biyolojik bir süper güç oluşturmuş. Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında köprü görevi gören Türkiye, şaşırtıcı bir iklim çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Kavurucu sıcakları ve kurak arazileriyle ünlü bu ülkede gizli bir cennet yatıyor. Kars. Türkiye'nin zümrüt tacı. Yüksek rakım ve bol yağış, Kars'ı ücra ama gelişen bir doğal cennet kılıyor. Yaz ortası güneşi altında, bu yamaçlar yaşamla dolup taşar. Çayırlar çiçek açar. Vadilerde kuş cıvıltıları yankılanır. Dünyanın en büyük yırtıcı kuşlarından biri de aralarında. Ağırlığı neredeyse 15 kilo olan ve 3 metreye yakın kanat açıklığıyla Kara Akbaba, Türkiye semalarının gerçek kralıdır. Ama bu genç erkeğin hala biraz büyümesi gerek. Sadece 8 haftalık olduğundan beslenmek için ebeveynine bel bağlıyor. Ebeveyni günlerdir dönmedi ve yavru zayıf düşmeye başlıyor. Bu bereketli habitatta bile burada mahsur kaldığı için açlıktan ölme tehdidi altında. O yüzden bu yavrunun kaderini kendi ellerine alması gerekecek. İçgüdülerinin ve açlığın dürtüsüyle gelişmekte olan kanatlarını test ediyor. Ama yeterince güçlü değil. Gökyüzünde başka yırtıcı kuşlar dolaşıyor. Gelip geçen her kuşu ebeveyni sanabilir. Neyse ki şansı değişmek üzere.
Annesi döndü. Küçük yavru çabucak yemeğini talep ediyor. Ama önce annenin yavrusunun yemeğini hazırlaması gerek. Bunu da uzaktaki bir leşten topladığı etleri kusarak yapıyor. Akbabalar tipik leşçillerdir. Sıklıkla etçil yırtıcıların öldürdüğü hayvanların kalıntılarıyla beslenirler. Ve burada, bu dağlarda, derin vadilerin ve yarıkların arasında, kıtanın en büyük yırtıcısı yaşar. Boz ayı. Bu dişi yalnız değil. Genç yavruları asla çok gerisinde kalmıyor. Ona göre gölgelik ormanlar bir öğlen şekerlemesi için mükemmel. Yavrular da en sevdikleri faaliyetle baş başa kalıyor. Ancak bütün günü oyun oynayarak geçiremezler. Ayılar kış aylarında uykuya yatar. O yüzden yılın en fazla bolluk sunan bu zamanında mümkün olduğunca çok beslenmeleri gerekecek. Şanslarına çiçek açan bu çayırlarda bir sürü besleyici yiyecek var. Bu araziler birçok ayıyı kendine çeker. Hem genç, hem yaşlı. Türkiye genelinde 3000 civarı ayı olduğu düşünülüyor. Yiyecek bolluğu sayesinde birçoğu burada, Kuzeydoğu'nun dağlarında yaşıyor. Doğanın elzem malzemelerinden biri olmasa, bu geniş çayırlar bu kadar zengin olamazdı. 38 dereceye varabilen sıcaklıklara rağmen Burak'ımda gök gürültülü yaz fırtınaları yaygındır. Bol yağış, bitki yaşamının gelişmesini sağlıyor. Bu da karşılığında yüksek ayı nüfusunu destekliyor. Ama bunun gibi iri erkekler tipik olarak yalnız hayvanlardır. Bölgedeki diğer ayılara yolundan uzak durmalarını söylemek için ağaçları kokusuyla işaretliyor. Ama burada çok sayıda ayı olduğu için karşılaşma kaçınılmaz. Başka bir erkek fazla yakına gelmiş. İkisinin de güçlü pençeleri olduğundan bölge kavgası ölümüne bir mücadeleye dönüşebilir. Şimdilik davetsiz misafir korkup kaçıyor. Bölgesini savunan üstün geliyor.
Türkiye'nin kuzeydoğusunda yaz yılın en bereketli zamanıdır. Çiçek açan yaban çiçeği çayırları muazzam çeşitlilikte böcekleri kendine çeker. Ama dünyanın en başarılı kelebeklerinden birini buraya çeken özellikle dikenli bir bitkidir. Diken kelebeği en sevdiği bitki olan deve dikeninin arayışında Türkiye'nin dört bir yanına ve Avrupa'nın kalanına yayılmıştır. Yumurtalarını sıklıkla bu dikenli çalıya bırakır. Kısa süre sonra yumurtadan eşit derecede dikenli bir tırtıl çıkar. Dinmek bilmeyen iştahı onu harekete geçirir. En besleyici yaprakları arar. Bir hafta kadar sonra bu tırtıl krizalit adı verilen bir koza oluşturarak olağanüstü dönüşümüne başlayacak. Diğer tırtıllar metamorfoz geçirmeye çoktan başladı. İçlerinden biri de artık kozadan çıkmaya hazır. Kelebek tamamen dışarı çıkınca, böceğin dönüşümünden arta kalan mekonyum adında kırmızı bir sıvıyı dışarı atar. Yaz güneşinde kanatlarını kuruttuktan sonra, diken kelebeği ilk uçuşuna hazırlanır. Şimdi sıra mükemmel kalkış sahasını bulmadı. Başta biraz zorlanıyor. Ama bu kelebek havalanmaya ve yapmak üzere yaratıldığı şeyi yapmaya kararlı. Kendi inanılmaz yolculuğu, onun türünü Kuzey Türkiye'nin verimli vadilerine ve ötesine taşımaya devam edecek. Kuzeydeki bu arazi, ülkenin en sert ortamlarından biriyle taban tabana zıttır. 1000 kilometre kadar batıda, çok daha acımasız bir bölge var. Aladağlar. 3700 metrenin üzerine çıkan engin kayalık zirveler. Burası ülkenin en tehlikeli arazilerinden biri. Üç tektonik plakanın, kadim buzulların ve uluyan rüzgarların buluşması bu dik kireç taşı kayalıklarını jeolojik şaheserlere dönüştürmüş. Ama burada, Türkiye'nin en haşin çevrelerinden birinde bile yaşam bir yolunu buluyor. Burada yaklaşık
150 eşsiz bitki türü bulunabiliyor. Ama iklim değişikliği bu endemik bitki örtüsünü tehdit ediyor. Bu hassas türlerin kaybolması, yamaçların en simgesel otçullarından birini tehlikeye atar. Dağ keçisi. Ama bu dişi ve yavruları daha yakın bir tehditle karşı karşıya. Sürüden ayrı düşmüşler. Bu da onları dağın büyük yırtıcılarından herhangi biri için kolay hedef yapıyor. Bu tepelerde kurtlar dolaşıyor. Ve bir kartal ya da akbaba yeni doğmuş bir yavruyu kolayca kapabilir. Dişi kısa süre içinde sürüsünü bulmalı. Şansı yaver gitti. Sürüye tekrar katılmak, Türkiye'nin en tehlikeli ortamlarından birinde yavrularına en iyi hayatta kalma şansını sunuyor. Türkiye'nin Aladağlarının tabanında karmaşık sulak araziler neredeyse 260 kilometre kare boyunca uzanır. Sonuç, ülkenin en kıymetli habitatlarından biridir. Araziye sazlıklar hakim. Bu da pek çok kuş türü için bir sığınak sağlıyor. Aralarında Türkiye'nin en acayip canlılarından birinin kolonisi de var. Büyük flamingo. Bu renkli karakterler sıklıkla sayısı yüz binlere ulaşan sürüler halinde toplanır. Burada Sultan Sazlığı düzlüklerindeki bu nispeten küçük koloniyi yıl boyunca yaklaşık 80 birey oluşturur. Bu tuzlu sulardaki yiyecek bolluğu sayesinde burada kalırlar. İyi bir yemek arayışındayken birbirlerinin damarına basmaları çok kolaydır. Ama esas rekabet çok daha zarif bir iştir. Bu senkronize yürüyüş, kuşların çiftleşme için kimin en iyi durumda olduğuna karar vermesine yardım eder. Uygun bir eş bulduktan kısa süre sonra yavrular gelir. Flamingolar yavrularını sindirim sistemlerinden besin değeri yüksek bir süt salgılayarak besler. Bu yavru bolca destek görecek.
Flamingolar birbirlerinin yavrularına da bakar. Bu ortaklaşa ebeveynlik bir sonraki neslin yeterince güçlü hale gelmesini sağlar ve yola devam etme zamanı gelince onlara mümkün olan en iyi şansı verir. Bu kuşlar tipik olarak göçmen değildir. Güvenilir yiyecek ve su kaynaklarına bağlı kalmayı tercih ederler. Ama son yıllarda bu ülke çok sayıda benzer habitatın yok olduğunu gördü. Türkiye'nin flamingoları yakında sonsuza dek kaybolabilir. Yaz ortası. Orta Anadolu'nun sulak arazileri için yılın zorlu bir zamanı. Küresel sıcaklıkların arttığı bir iklimde daha önce eşi görülmemiş kayıplar yaşandı. Sadece 40 yılda Türkiye'nin sulak arazilerinin yaklaşık %50'si kurudu. Engin, hayat dolu göller yok oluyor. Bereketli bataklıklar çorak çöllere dönüşüyor. Bu habitat kaybı, bu hassas ekosistemlerde yaşayan birçok canlı için hayatı giderek zorlaştırıyor. Damalı su yılanı da onlardan biri. Bu erkek yiyecek arıyor. Yarı su canlısı olduğu için tipik olarak balıklar ve amfibilerle besleniyor. Ama giderek daha sıcak olan yaz aylarında su sık sık ortadan kayboluyor. Çabucak bir av bulmazsa çok zaman geçmeden arayışı sona erecek. Bazı yılanlar yakın tehlike altında olsa da, ülkenin kuzeybatı sahilinde başka bir yılan gayet iyi yaşıyor. Karadeniz'in neminden kaynaklanan bol yağış, Türkiye'nin en gür ve canlı habitatlarından birini oluşturur. Ama güneş batınca bu cennet Avrupa'nın
en ölümcül yılanlarından birinin av alanına dönüşür. Santimetreden fazla uzunluğuna ve belirgin desenlerine rağmen bu yılanı diğerlerinden ayırt eden şey yüzündeki özelliktir. Boynuzlu engerek. Soğukkanlı bir katil. Bu dişi ava çıkmış. Dilini çıkararak potansiyel kurbanının kimyasal izini yakalıyor. Bu onu doğruca hiçbir şeyden şüphelenmeyen avına götürecek. Kemirgenler diyetinin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bu fındık farelerinden biri doyurucu bir yemek olur. Yılanın bir ısırığı bir insanı öldürmeye yeter. Yani bu fındık farelerinin hiç şansı olmayacak. Bu gece aç kaldı. Neyse ki hayatta kalmak için haftada sadece bir ya da iki ava ihtiyacı var. Ama burada Türkiye'nin gelişen ılıman ormanlarında bile sinsilere dinlenmek yok. Türkiye'nin güneyinde şafak vakti. Mersin Limanı'nın yükseklerindeki otluk yamaçlar. Devasa bir iştahı olan minik bir hayvan için gün yeni başlıyor. Anadolu yer sincapları. Kış boyunca uzun bir uykunun ardından bazı yer sincapları toplam vücut ağırlıklarının neredeyse üçte birini kaybedebilir. Sadece birkaç ay sonra kışlık çukurlarına geri dönmeleri gerekecek. O yüzden bu sıcak yaz günlerini kilo alarak geçiriyorlar. Güçlü pençeleriyle sert bitkileri çabucak parçalayarak besin değeri yüksek merkezine ulaşıyorlar. Koloninin çoğu ziyafet çılgınlığıyla meşgulken bir erkek tehlike seziyor. Erkek alarm vererek koloniyi ölümcül tehdide karşı uyarıyor. Bir Mısır akbabası. Koloni saklanmak için harekete geçiyor.
Ancak bu akbaba yer sincaplarıyla ilgilenmiyor. Bu dişi olağanüstü görme duyusunu kullanarak çok daha büyük bir yemek arıyor. Bugün şansı yaver gitti. Menüde çürüyen bir leş var. Üstelik yemeği yalnız yemiyor. Sıklıkla çiftler halinde yaşadıkları için bu ziyafeti eşiyle paylaşacak. Yiyecek ararken günde 75 kilometre kadar yol kat edebilirler. Ama bu yemek sadece onlar için değil. Bu kuşlar anne baba. Ve yavrunun da karnı aç. Üç ay sonra yavruyu terk ederek onu yuvadan ayrılmaya ve kendi başının çaresine bakmaya zorlayacaklar. Ama bu kuşların geleceği belirsiz. Mısır akbabası sayıları bölgenin çoğu kısmında azaldı. Avrupa'daki ve Orta Doğu'nun çoğundaki nüfuslar 40 yılda %60'dan fazla azaldı. Burada mücadele veren tek kuşlar onlar değil. Güneydeki Antalya ilinde Manavgat Nehri Türkiye'nin en nadir hayvanlarından birinin son sığınağı. Bu su zamanla kadim taşları aşındırmış. Ormanların arasında kıvrılıp dönmüş ve bugün görülen araziyi şekillendirmiş. Dik ağaçlı yatakları dünyanın en tehlike altındaki yırtıcı kuşlarından biri için mükemmel yerler. Hava karardıktan sonra kendine özgü ötüşüyle ortaya çıkıyor. Balık baykuşunun eşsiz bir alt türü. Dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan bu alt türün neslinin tükendiği düşünülüyordu. Bu çiftin bugün yaşayan 20 bireyden sadece ikisi olduğu düşünülüyor. Ama türlerine bir mücadele şansı vermeyi başardılar. Aylarca beslendikten sonra bu çift tüylenen bir yavru yetiştirdi. Türkiye'de yaz eşsiz güzelliklerin olduğu bir zamandır. Ama burada Türkiye'nin Akdeniz kıyılarındaki Dalyan sahillerinde Türkiye'nin en simgesel kıyı şeritlerinden bazıları bulunur. Bu bölgede altın sahillerden ve safir denizlerden daha fazlası var. Daha sıcak aylarda bu turkuaz sular denizin en büyük göçmenlerinden biri için mükemmel sıcaklığa ulaşır. Müzik
Güneş batarken denizin en yorulmak bilmeyen yolcularından birinin önünde uzun bir gece var. Dişi bir sini kaplumbağası. Binlerce kilometre yolculuk yaparak doğduğu sahile geri geldi. Bir yuva kazarak atalarının memleketine yumurta bırakıyor. Sadece 2 yılda bir çiftleşir. Ama çiftleşince 6 taneye kadar yuva yaparak her yuvaya 100'den fazla yumurta bırakabilir. Yumurtaları derine gömmenin onları yırtıcılara karşı güvende tutmasını umuyor. Yavrularına en iyi hayatta kalma şansını sunmak için elinden geleni yaptı. O denize dönerken sahilin başka yerlerinde kum hareketlenmeye başladı bile. Başka bir sini kaplumbağasının yavruları ortaya çıkmak üzere. Kumun altında, kabuklarının içinde yaklaşık 60 gündür büyüyorlar. Serin gece havası, genç kaplumbağaları yuvalarından ayrılmaya teşvik ediyor. Ancak küresel ısınma bu türlerin varlığını tehdit edebilir. Sıcaklık, yavruların cinsiyetini belirler. Isınan iklim, erkekten çok dişi kaplumbağayla sonuçlanır. Bu da türün genetik çeşitliliğini tehdit eder. Bu gece yavrular daha yakın bir zorlukla karşı karşıya. Denizin güvenliğine ulaşmak. Yollarında hayalet yengeçler var. Bu kabuklunun güçlü pençeleri yavru kaplumbağaların başını kolayca koparabilir. Yavrular tamamen savunmasız. Ayın rehberliğinde doğuştan bir içgüdü onları deniz ufkundaki soluk ışığa çekiyor. Kaçma girişiminde bulunup şanslarını denemeliler. Tehlikeye göğüs germe zamanı. Hayalet yengeçler öldürmek için yaklaşıyor.
Ama bu kabuklular bölgelerine çok düşkün. Sıklıkla kendi aralarında kavgalar çıkıyor. Bu da kumsalın son düzlüğünde koşmaları için kaplumbağalara mükemmel bir fırsat veriyor. Karanlık denize doğru yol alırken, bu geceki zorluğu aşanlar için, bu sadece başlangıç. Bir sonraki nesil hiç olmadığı kadar büyük zorluklarla karşı karşıya. Bu zıtlıklar diyarının bazı yerleri gelişirken, hassas cennetlerinin birçoğu iklim değişikliği yüzünden kayboluyor. Bu da buradaki vahşi yaşamın geleceğini belirsiz kılıyor. Tuhaf olanlardan harika olanlara, bu muhteşem türlerin hepsi Türkiye'nin vahşi cennetlerinde hayatta kalmak için mücadele etmek zorunda.